Meltem'le Zirvedekiler bu haftada keyifli bir geziyle yurdumuzun güzelliklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Meltem Dikici, Ege bölgesinin Şirin ilçelerinden Köşk ve Hatay'ın tarım bereketi bir ilçesi Belen'deydi bu hafta. Yöresel değerleriyle Meltem'le Zirvedekiler az sonra. İlk olarak Aydın'ın gelişen ilçelerinden Köşk'e kameralarımızın yönünü çeviriyoruz. Son yıllarda projelerin hayata geçmesiyle birlikte gelişen ilçe Köşk. Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, idealist yapısı, kararlı projeleriyle değişim rüzgarını ilçede estirmeye devam ediyor. Ankara'ya ilçenin sorunlarını taşıyabilen girişimci ve üretken bir yapıya sahip Başkan Rıfat Kadri Kılıç'ın en büyük hayali ise köşkü adı gibi köşk yapmak. Meltem Dikici'nin bu hafta özel konukları arasında yer alan Köşk Belediye Başkanı Sayın Rıfat Kadri Kılıç'la ilçe hakkında konuştuk. Başkan Kılıç'ın vizyonel projeleri ve hayalini sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi Köşk ilçesi diyor ve Başkan Kılınç'la yaptığımız bu çok özel röportajı sunuyoruz sizlere. İki dönemdir başarılı projeler imza atan özel bir belediye başkanımız, bu hafta konuğumuz diyoruz. Köşk Belediye Başkanı Sayın Rıfat Kadri Kılınç'la bu hafta çok özel bir röportaj gerçekleştireceğiz ve sizlere bunu yansıtacağız. Bakalım neler söyleyecekler. Köşk ilçesinde sizlere özellikleriyle tanıtalım istiyoruz. Bakalım projeleri nelermiş başkanımızın, onları da öğrenelim. Başkanım, Köşk ilçesini bir tanıyalım. Adı gibi köşk mü burası? Özellikle ismi evet. O kadar güzel ki evet. Bu albeniyle biz buraya geldik. Evet. Köşk denince akla neler geliyor? Köşkümüze tüm Türkiye'yi tanıtma fırsatını bize verdiğiniz için çok sağ olun. Çünkü köşkümüz tanıtılmaya ve herkes tarafından bilinmeye değer bir yer olduğunu düşünüyorum. Köşk adı gibi köşk bir yer olacak inşallah. Şimdi köşkümüzde şöyle tanıtabilirim size. Aydın Denizli Karayolu üzerinde kurulmuş Şirin bir ilçemizdir. 1991 yılında ilçe olmuş ve o günden bu yana köşkümüzde çok değişik faaliyetler baş göstermiştir. Bunlar bizim geçim kaynaklarımız, köşklü vatandaşlar olarak incir, zeytin, kestane, narenciye, sulu tarım, zeytinyağı, bizim tabiri caizse dağlarımızdan yağ, ovalarımızdan bal akıyor. Bunun için yıl 12 ay bizim köşkümüzün vatandaşları Allah'a şükürler olsun tarımla uğraşır ve geçimlerini temin ederler. Bunun yanı sıra hayvancılık da vardır. Hayvancılık da yavaş yavaş profesyonelleşmeye gidiliyor. Herkes bireysel hayvancılıktan çıkıp biraz daha kolektifleşerek ya da kişisel olarak da bunu söyleyebiliriz. Daha modernizasyon tesisler meydana getirerek bunu yapıyorlar. Tabii bu meyanda bu yapılıyor derken de merkezi hükümetimize de çok şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bunu yapan vatandaşlarımız bugün kendi bütçesiyle yapmaları mümkün değil. Tarımsal kalkınma ve TKDK'dan hibelerle bunları yapıp desteklendiği için bu sefer de gelişiyor. Geliştikçe de büyüyor. Büyüdükçe de istihdam artırıyor. Bu şekilde devam ediyoruz inşallah. Ben şunu demek istiyorum. Tüm köşklü hemşerilerime buradan selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Onların önce Allah'ın sonra onların teveccühüyle biz bu makamlara geldik. Makamdan güç almaya değil, makama güç vermek için buradayız. Ben kazanmadım. Halk beni tercih etti. Bu tercihten dolayı da Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu akıl ve sıhhatle beraber başta milletvekillerimiz ve valilerimiz, kaymakamlarımızla beraber kol kola, iç içe çalışarak benimle çalışan tüm belediye personelim, meclis üyelerim, geçmiş dönemdeki ilgenel meclis üyelerime buradan teşekkür ediyorum. Köşkümüzün büyük sorunlarına çözümüne imza attık. Bunların en başında gelenlerden bir tanesi
köşkümüzde altyapı yoktu. Geldik, bir ilçedesiniz, düşünün altyapı yok. Fizibilite çalışmalarını yaptırdık. Bunu hemen başlayalım dedik. Ve bazı engeller çıkmadı ama engel teşkil etti. Zamanı yayalım dedik. Seçime bir yıl kala altyapıya başladık. Herkes yerin üstüne yatırım yapar seçime bir yıl kala. Biz altyapıya. Çünkü biz kendimizi düşünmedik. Halkı düşündük. Ben şahsımı düşünüp de belediye başkanlığı yapmak için buraya gelmedim. Halkımı düşündüm. Halk rahat etsin dedik. Ve şu anda 99 kilometre, bunun 20 kilometresi yağmur suyu deşarj hattı olmak üzere toplamda 99 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu deşarj hattı bitti, üzeri kapandı. Allah'a şükür altyapı sorununu çözdük. Buraya gelirken dedik ki Hazreti Ali Efendimizin sözünü hatırlatmak istiyorum. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum demiş. Ne güzel bir söz. Biz önce eğitim dedik. Eğitim olmadan toplumda hiçbir şeyin olmayacağı kanaatine vardık ve bunun önemini halkımıza arz ettik. Sayın Bakanımız Atilla Koç, kendilerini buradan hürmetle ellerinden öpüyorum, şükranlarımı sunuyorum. Ve Milletvekilimiz Mehmet Erdem, birinci dönemden bahsediyorum. Beraberce o günkü valimiz Hüseyin Avni Coş ve kaymakamımız Murat Sefa Demiryürek'le beraber burada bir Adnan Menderes Üniversitesi'nin meslek yüksek okulunu getirmek için kolları sıvadık. Ve hamdolsun şu anda meslek yüksek okulumuz 10 tane programla beraber hizmete girmiş durumda. Tabii bu 10 programın şu anda 4 tanesi açılmış. Dönem dönem, yani her sene çoğalarak 10 programda oluşacak ve 10 programda tahmini olarak rektör hocamızdan almış olduğum bilgilere dayanarak bunları size aktarıyorum. 2000-2500 öğrencimiz olacak. Bu da köşkümüzde sosyalliğin, kültürün farklılaşmasına, ekonominin canlanmasına, berberinden terzisine, bakkalından manavına kadar, kafeteryasından efendim söyleyeyim lokantasına kadar her bir meslek grubunun canlanmasına ve aynı zamanda da köşkümüzün kültür seviyesinin yükselmesinin neden olduğunu gözümüzde gördük. Allah'a şükürler olsun. Birinci, üniversite dedik ve getirdik. İkinci, kanalizasyon dedik, yaptık. Üçüncü, İmam Hatip Lisesi. Yoktu köşkte. Biz belediye olarak şunu yaptık. Eğitim mi, okul mu? Yeri bedava. Meclis kararıyla direkt geçiriyoruz. Sağ olsun meclis üyelerim de eğitime vermiş olduğumuz desteklerin hiçbir tanesini yani muhalefet yapmadılar. Allah razı olsun. Onlara da buradan bütün meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bir tane daha 4 artı 4 artı 4 sisteminden dolayı yetersiz kalan bir ilköğretim okulu. 100. yıl ilköğretim okulunu ek bina yaptık. Anaokulu söz vermiştik. Onu gerçekleştirdik. Bizim köşkümüz karayolu doğulu batılı geçtiğinden dolayı ikiye bölünmüş durumda. Bir yarımız güneyde, bir yarımız kuzeyde yaşıyor. Kuzeyde, güneydeki yaşayan vatandaşımızın sağlık ocağına gidebilmesi için 1 kilometre yürümesi lazım. Dedik ki bu yaşlımıza tansiyon hastası var, kalp hastası var, arabası olanı var, olmayanı var. Bunların hepsini dedi bir araya getirelim, görüşelim, bakalım. Sağlık ocağı yapalım dedik ve yaptık. Orada belediyenin tüm katkıları, tüm masrafları belediyenin katkılarıyla gerçekleştirildi. Ve oraya sağ olsun sağlık müdürlüğümüz de personelini atadı. Ve biz de
buradan gerekli desteklerini verdik, sağlık ocağı yaptık. Stadımız topraktı. Dedik ki tribünlerinin üzeri açıktı. Hem seyirciye hem sporcuya hem de köşkümüze oraya suni bir çimden yapılmış ilçemize yakışır bir spor tesisi kurduk, sahası kurduk. Şimdi tabii bizim eğitimden spora, sağlıktan yola ve geçen dönem 110 bin metrekare beton parke taş döşedik. Şimdi bunları size söylüyorum. Köşk halkımız zaten biliyorlar. Bunun takdirini de yaptılar, Allah razı olsun. Ve biz söz veriyoruz, vaat vermiyoruz. Sayın halkıma gene buradan sesleniyorum. Ben AK Partili bir belediye başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımızın yolundan ve Sayın Milletvekillerimizin yardımlarıyla verdiğimiz sözlerden fazlasını inşallah köşk halkımızı kazandıracağız. Başkanım, tabii biraz hayalinizi öğrenmek istiyorum. Şöyle hizmetler geliyor ama nereye koşuyor köşk? Köşke şöyle bir hayaliniz nedir desek ne çıkar karşımıza? Hayal olmadan bir şey gerçekleşmiyor biliyorsunuz. Ama hayali kurarken de rüya görmeyelim. Gerçeklere yakın bir hayal kuralım ki gerçeğini erişebilelim. Şimdi köşkteki en büyük iddiamız adı gibi bir köşk olması, ilçe olması. Şimdi bizim ikinci dönemde de yeni büyük şehir olmamızdan dolayı köylerimiz de bize bağlandı ve mahalle oldu. Önce 4 mahalleydik, şimdi 28 mahalle olduk. Bunlara da hizmet götürüyoruz. Gençlerimize çok önem veriyoruz. Gençlik bizim için çok önemli. Onların kahve köşelerinde, değişik yerlerde, uygunsuz ortamlarda yetişip büyüyüp ahlaki yönden zafiyete uğramasını önlemek için her köyde bir halı saha yapmaya söz verdik. Her mahallede. Şimdi aşağı yukarı bunun 5-6 tanesini yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Yaşam seviyesini yükseltmek için köylü vatandaşımızın, mahalleli oldu artık, daha iyi bir ortamda düğününü, cemiyetini, mevlütünü, toplantısını, taziyesini yapabilmesi için de her köye, her mahalleye bir düğün salonu söz verdik. Ve şu anda bunların ihale aşamasında gerekli yasal prosedürleri devam ediyor. Bunun yanında dedik ki köşk yaklaşık 30 bin nüfuslu bir ilçe. Bir hastane sözü verdik. Hastanenin yerine de Sağlık Bakanlığı'na tahsisini yaptık. Hastanemiz kazanıldı, yapıldı. Şu anki mevcuttaki sağlık ocağı hastane olarak görev vermektedir. Yalnız yeni hastane binası yapacağız. Onun da geçtiğimiz hafta Ankara'daydım. Sağlık Bakanlığı yatırımlardan sorumlu genel müdürümüzle görüştük. 2016 yılında hastanemizi inşallah binasını yapacağız. Şimdi bizim belediyemizin hizmet binası yoktu. 6 Eylül mahallemizde eski Kestane Pazarı kahvemiz dediğimiz bir arazimiz var. Arsamız şu anda inşaatı başlamış durumda. Buraya belediye hizmet binası olarak yapıyoruz. Kaymakamlık binamız yoktu. Yani hükümet konağımız. Şu anda bitmek üzere hükümet konağımız. Onu inşallah tamamlıyoruz. Bunun yanı sıra girişte bir halimizin orada, hal bizden çıktı, bir otelimiz vardı. Burası biraz hoş olmayan görüntülere sebebiyet verdi. Burayı yıkıyoruz ve devlet yurdu, öğrenci yurdu yapıyoruz. Aşağı yukarı 200-250 kişilik. İmam Hatip'imizin yanında köşkümüzü yakışır bir şekilde ve
Köşk çayı dere islahı. Şu anda yaptırıyoruz. Onun da bitimine az kaldı. Kenarlarına yürüyüş yolu, bisiklet yolu, vatandaşımızın hoşça vakit geçirebileceği mesire alanları yapılacak. Bir de Köştepe'mize, Köştepe'si diye bir mevkiimiz var, üniversitenin üst tarafı. Oraya da güzel bir şekilde mesire alanı yaptıracağız. Bu da Allah nasip ederse özel bir projemiz olacak. Güzel bir projemiz olacak. Yani Anadolu Lisesi şu anda dün bir hayırseverimiz tarafından yeri bağışlandı. Sayın Valimiz Erol Ayıldız'la beraber kendilerine buradan saygılarımı arz ediyorum. Yapıldı. Protokolü yapıldı. Ve inşallah ihalesine Milli Eğitim başlayacak. Önümüzdeki eğitim öğretim yılına 500 kişilik kapalı konferans salonu olan, yüzme havuzu olan, kapalı halı sahası olan, içerisinde basketbol sahası olan, voleybol sahası olan bir Anadolu Lisemizi, köşkümüzü kazandırıyoruz. Bunun da buradan müjdesini vereyim. Köşk halkımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Projeler o kadar fazla ki yaptığınız çalışmalarda biz burada anlatmaya kalksak hakikaten dakikalar yetmeyecek ama öz olanlarını biraz anlattık sevgili seyircilerimize. Son olarak ne diyelim başkanım? Projelerimizi de anlatmak da bitmeyecek. Evet. Var yani gerçekten bunlar program olarak bunu söylemiyorum. Kapalı pazar yeri. Projelerimiz devam ediyor. Meydan projesi altında 750 araçlık otoparkıyla beraber yeni bir meydan projesi yaptırdık. Bunu hayata geçiriyoruz inşallah. Yani biz köşkümüze yaşanılabilir, rahat, huzurlu, müreffeh, yeşillik, dinç, dinamik bir ilçe haline getirmek için mücadele veriyoruz. Burada incir bizim burada önemli bir geçim kaynağı. Birçok irili ufaklı incir işletmelerimiz var. Bunlar da istihdama katkı veriyor. Ama iki tane büyük özel sektör incir işletmemiz var. Bunlar da bünyelerinde yaklaşık 1500'er 2000'er bin kişi çalıştırarak köylümüze, vatandaşımıza ekmek veriyorlar. Ben köşkümüzde milletimize yararlı iş yapan, köşk için bir kelime söyleyen, geçmişte ve gelecekte bir tuğlası olan ve olacak olan herkese şükranlarımı sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Benim bu projelerimi yapmamdaki büyük desteklerini arkamdan hiç esirgemeyen büyük devlet adamımız Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın Milletvekillerimize, Sayın Valimize, Merkezi Hükümetimize, AK Parti'ye çok teşekkür ediyorum. Bütün köşk halkına sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklıyorum. Onlara selam ediyorum, hürmet ediyorum. Çok teşekkür ederiz başkanım. Hakikaten çok güzel toparladınız konuyu. Biz de köşkü köşk olarak görelim diyoruz inşallah önümüzdeki yıllarda. Sevgili seyirciler, bu hafta köşk belediye başkanımız çok özel konuğumuzdu dedik. Gerçekten adına yakışır bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu ilçede çok büyük değişiklikler olacak. En büyük özellik de tabii ki eğitime önem vermesi bu ilçenin. Bu benim hakikaten çok hoşuma gitti. Bizler de başarılarının devamını diliyoruz sayın başkanımıza. Ekranlarınızdan ayrılmayınız efendim. Bu özel program sizin için yayınımız sürüyor.